Ne yalan söyleyeyim, anneni öyle hastanede görünce moralim bayağı bozulmuştu. Hepimiz çok korktuk Canan. Şimdi iyi, gelince göreceksin. Neyse, bu Badire'yi de atlattınız. Atlattık çok şükür. Ama hastaneye çok para gitti. Yani bu sıkışık zamanda. Aa bak ne diyeceğim. Geçen gün senin şu arkadaşın uğradı bizim daireye bir ruhsat işi için. Hangi arkadaş? Alaaddin canım. İşletmeden sınıf arkadaşın. Ay Alaaddin, Bir şirket kurmuş. İşleri de bayağı yolundaymış. Senin iş aradığından söz ettim. Hemen gelsin görüşelim dedi. Bırak Allah aşkına, onun ipiyle koyu yenilmez. Ama çok kesin konuştu Faruk. Belli ki senin için bir şeyler ayarlayacak. Eksik olmasın. Çalışamam Alaaddin'in yanında. Şimdi bana patronluk taslayacak. Hiçbir şeyden anlamaz o. Saçmalama Faruk. Şunlarla da oynamayı bırak. 2 yıldır iş arıyorsun. Ne olur gidip bir konuşsan. Senin için söylemesi kolay. Yapamam. Kusura bakma. Neden yapamazmışsın? Bir yabancının yanında çalışmak daha mı iyi? Arkadaşın o senin. Arkadaşım olduğu için istemiyorum zaten. Sen Alaaddin'i tanımıyorsun. Yiyecek değil ya adam seni. Bırak şu futuzluğu Faruk. İyice sinir ettin beni. Burada sana laf anlatmaya çalışıyorum. Bak canım. Ne olur gidip benim hatırım için konuşsan ha? Bak itiraz istemiyorum tamam mı? Faruk cevap ver. Gideceksin değil mi? Tamam giderim. Ama hemen değil. Aa neden? Ne zaman gideceksin? Haftaya ya da en geç 10 gün sonra. Neden 10 gün sonra? Ne varmış 10 gün sonra? Şey, bir ihaleye girdik. İhale mi? Nasıl? Şey işte, ailece teklif verdik, sonucu bekliyoruz. Aa, hiç haberim yoktu. Nasıl bir ihale bu? Elektrik ihalesi. Eniştem var ya hani ablamın eski kocası, Hasan enişte. O da bizimle çalışacak. İhaleyi kazanırsak eğer, kendi kendimizin patronu oluruz. O zaman da Alaaddin Ayısı'na gidip iş istemek zorunda kalmam. Anlatabiliyor muyum? Tamam canım, anladım. Hadi hayırlısı. Ama bak, ihaleyi alamazsanız gidip görüşeceksin, tamam mı? Tabii canım, o zaman giderim. Söz.